Şimdi bir süre daha bu şekilde devam etmemiz lazım. Evet, matematik dersiyle devam ediyoruz çocuklar. Gelecek olan geldi. Öğretmenim. Efendim. Okullar açılacak mı? Daha şu anda bir şey yok yani açılacağıyla ilgili. Basından takip edin. Açılacağı zaman, yüz yüze eğitim başlayacağı zaman haberleri de söyleyecektir. Anneniz babanız takip etsin. Ayaz, sen bir şey mi söyleyeceksin? Az önce sanki parmak kaldırdın. Tamam. Evet, matematik kitabımızdan devam ediyoruz. Ben de açıyorum matematik kitabını. Burada gene problemler var çocuklar. Sayfa 122'yi açıyoruz. 121'i bitirdiydik hatırlarsanız. Sayfa 122'yi açıyoruz. Burada gene problemler var çocuklar. Buradaki problemleri çözeceğiz. İlk önce okumamız lazım tabii. Daha dersimize gelenler var. Birinci soruyu okuyorum size çocuklar. Sayfa 122'deyiz. Adanın 25 tane boya kalemi var. Babası adaya 12 tane daha boya kalemi aldı. Ada bu kalemlerin 9 tanesini kardeşine verdi. Adanın şimdi kaç kalemi kaldı? Şimdi çocuklar, buradaki problemler iki işlemli, yani iki defa işlem yapacağız. Toplama da olabilir, çıkartma da olabilir ama dikkat edelim. Soruyu iyi okumamız lazım. Şimdi yavaş yavaş soruyu okuyup çözelim. Adanın 25 tane boya kalemi varmış, değil mi? 25. Buraya yazdım 25'te. Siz yazmayın, ilk önce bir dinleyin. Birazdan yazarsınız. Babası adaya 12 tane daha. Bakın, bu dahanın altını çizelim. Çiziyorum, siz de çizin. 12 tane daha kalem almış. Adanın babası 12 tane daha kalem aldıysa, boya kalemi aldıysa, ne olur, adamın boyaları artar değil mi? Arttığı için ne yapacağız biz? Yeni ne kadar kalem olduğunu bulabilmemiz için, arttığı için toplama yapacağız değil mi? Toplama yapacağız. Burada toplamayı işaretledim. Çünkü demiş, çünkü adanın boyaları arttı yazdım. Siz şimdi sadece dinleyin. Ekrandan takip edin. Birazdan yazarsınız. Evet, 25 tane boya kalemi vardı. Babası adaya 12 tane daha aldı değil mi? 12 tane daha aldı. Yani adanın boya kalemleri arttı. O yüzden işlemi yapıyoruz. Matematik kitabı. Sayfa 112 Mehmet. Evet, topluyoruz. Adamın ne kadar kalemi olduğunu buluyoruz. 5, 2 daha. 7. 2, 1 daha. 3. Yani adanın babası verdikten sonra 37 tane kalemi olmuş. 37 olarak bulduk. Ama ada duramamış. Gitmiş bu kalemlerin 9 tanesini kardeşiyle paylaşmış. 9 tanesini kardeşine vermiş değil mi? 9 tane kardeşine verirse ne oldu, adanın boyaları azaldı. Azaldığına göre hangi işlemi yapacağız ikinci adımda? Çıkartma yapacağız. Çünkü dedik, adanın boyaları azaldı. Öğretmenim, sayfa kaç? Sayfa 112. Aman, 122, pardon, ben de şaşırdım. Sayfa 122. Artık başka sormayın sayfayı. Sayfa 122. 1, 2, 2. Evet. Çıkartma yapacağız çünkü Adana'nın yazmışız. Adanın boyaları azaldı.
Neyden neyi çıkartacağız? Adamın 37 boyası vardı son durumda. Kaç tanesini kardeşine verdi? 9 tanesini kardeşine verdi. 37'den 9 çıkaracağız. Evet. Yazmayın. Bir dakika dinleyin. Birazdan ben yazmanız için vakit vereceğim. Evet, 37'den 9 çıkartıyoruz. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşu da 3'tü. Bir tane bize verdi. Ne kaldı? 2 kaldı. Bir tanesini bize verdi. 2 kaldı. Biz 7'ydik. Ne olduk? 17 olduk. Şimdi çıkartmayı yapabiliriz. 17'den 9 çıkarsa 8. 8. 2'nin altında bir şey yok. Aynen geçer. 2 diye 28 olarak cevabımızı bulduk. Evet, geçirin bunu. Daha iyi anlayacağız. Şimdi çok iyi anlamamış olabiliriz bu soruları. Geçirin, daha iyi anlayacağız. Bu birinci sorunun cevabını geçirin çocuklar. Daha iyi anlayacağız biraz. Evet, sayfa 122'deyiz. Matematik kitabı sayfa 122'deyiz. Birinci soruyu çözdük. Lütfen birinci sorunun cevabını geçirin. Mesaj gönderenler var. Evet, mesajı gereksiz yere kullanmıyoruz. Bunu geçirelim. İkinci soruda daha iyi anlayacaksınız bu iki işlemi, problemleri. Bekliyorum herkes birinci sorunun cevabını geçirsin. Ekranınızda şu an görüyorsunuz. Birinci sorunun çözümünü. Birinci sorunun çözümünü geçirelim. Evet, çoğu kişi geçirdi benim sorunun çözümünü. İkinci soruyu yapmıyoruz, bekliyoruz. Birinci soruyu geçirelim, bekleyelim. Cevabımız budur çocuklar. 28'dir, tamam mı? Yanına cevap diye de yazalım. En son cevabımız bu. Cevap 28. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Söyle. Öğretmenim ben şöyle bir şey gördüm. Bizim birinci soruyu soruda şu çünkü yerinde Adana yazmışsınız. Ama Adana. adamın olacak. Pardon, yanlış yazdım. Teşekkürler. Uyardığım için. Adamın boyunu. Evet, bu iki işlemli sorularda çocuklar
İkinci işlemin sonunda bulduğumuz cevaptı, tamam mı? Yani bakın budur cevap. Bu değil bu. Yani yarısına kadarki cevaptı bu. Bu sayılmaz. Asıl cevabımız bu. Yanına da yazdım cevap diye, siz de yazın. Evet, herkes geçirdi diye düşünüyorum. Geçiremeyenler de artık videodan bakıp geçirebilir. Geçiyorum bir soruyu. Geçiyorum bir soruyu. İkinci soruya geldim çocuklar. Evet. İkinci soruyu çözeceğim çocuklar şimdi size. Ama az önce fark ettim. Ben anlatırken bazıları harıl harıl yazmaya devam ediyor. Lütfen yazmayı bırakın. Ben anlatırken sadece dinleyin, anlamaya çalışın. Anlamanız daha önemli yazmanızdan. Şimdi ikinci soruya bakalım. Çok dikkatli okumamız lazım bu soruları çocuklar. Bizden ne istediğini iyi anlamamız lazım sorunun. Ne demiş? Bir otobüste 34 yolcu ile hareket etti. Yani bir otobüs 34 yolcu ile hareket etti. Yani başlangıçta 34 tane yolcusu vardı, değil mi otobüsün? 34'ü yazdım birinci işlemin altına. Başlangıçta 34 tane yolcusu vardı. Bak, bundan sonrası çok önemli. Yavaş yavaş okuyorum. Otobüse birinci duraktan 16 yolcu ve ikinci durakta ise 10 yolcu indi. İnmiş. Otobüsten inmiş. Yani ilk 16 yolcu inmiş, sonra 10 yolcu inmiş. Otobüste kaç yolcu kaldı diye soruyor. Şimdi otobüsten yolcu indiğinde ne olur, otobüsteki yolcu sayısı azalır değil mi? Şimdi ilk olarak kaç yolcu inmiş? 16 yolcu inmiş değil mi? Birinci durakta 16 yolcu inmiş. 16 yolcu indiğine göre ne oldu? 16 kişi, otobüsteki kişi sayısı azaldı. Azaldığı için biz hangi işlemi yapacağız? Çıkartma. Çünkü ne yazalım? Yolcular azaldı. Azaldı. Çıkartma yapıyoruz. Çünkü yolcular azaldı. Çıkartmayı yapalım, bir sonucu bulalım birinci işlemde. 4'ten 6 çıkmaz, komşuya gittik gene. Komşumuz 3'tü, bir tane bize verdi. Ne kaldı? 2 kaldı komşumuzda. Biz 4'tük. Ne olduk? 14 olduk. Bir onlu kaldık. 14 olduk. Üstüne yazıyorum. Şimdi çıkartma işlemimizi yapabiliriz. Yazmayın, sadece dinleyin. 14'ten 6 çıkarsa 8. 2'den 1 çıkarsa 1. 18 olarak bulduk. Tabii bu bulduğumuz asıl cevabımız değil, değil mi? Birinci işlemin sonucu sadece. Daha devam edeceğiz. İlk 16 yolcu inmişti, onu çıkarttık. 18 bulduk cevabı. İkinci durakta ise, yani bir sonraki durakta ise 10 yolcu inmiş. Yani bir 18 yolcu kalmıştı ya. Buraya 18 kaldı diyeyim. 18 yolcu kalmıştı. 18 yolcudan da ikinci durakta 10 yolcu inmiş. İnerse ne olur? Azalır değil mi yolcu sayısı? Gene azaldı. Azaldığı için ikinci işlemde ne yapacağız? Gene çıkartma yapacağız. Çünküsüne de gene yolcular azaldı diyelim. Yani gene çıkartma işlemi yapıyoruz. Kaçtan çıkartacağız? 18'den çıkaracağız. Dikkat edin. Çünkü en son 18 yolcu kalmıştı. İkinci durakta da 10 yolcu indi. 18'den 10'u çıkartacağız dedik. Çıkarttığımızda, 18'den 10'u çıkarttığımızda 8'den 0 çık. 8, komşuya gitmemize gerekiyor. 8. Birden bir çık, 0. 0-8 cevap. Evet, otobüste kaç yolcu kaldı demişti?
8 yolcu kalmış. Cevabımız oldu. 8 otobüste en sonda 8 yolcu kaldı. Evet, cevabımız budur çocuklar. Cevap diye de yanına yazıyorum. Asıl cevabımız ikinci işlemin sonundaki sonuçtur. Cevabımız 8. Evet, ikinci soruyu da geçirebilirsiniz. Birinci ve ikinci soruyu geçirmeyenler geçirsin. Şu an ekranınızda görüyorsunuz çözümlerini. Yavaş yavaş anlamaya başladık diye düşünüyorum. Üçüncü soruda daha da iyi anlayacaksınız. Üçüncü soruyu ben çözeceğim gene. Bir de ikinin cevabını geçirmemiş olanlar geçirsin. Şu an ekranınızda görüyorsunuz. Birinci ve ikinci sorunun cevaplarını. Evet, bekliyorum. Herkes geçirsin. Biri geçirmeyen var mı? Birinci soruyu geçirmeyen var mı? Birinci soruyu geçirmeyen var mı? Birinci soruyu kapatacağım çünkü. Ayaz gene yok kamyonun başında. Ayaz neredesin? Birinci soruyu geçirmeyen var mı? Evet. İkinin cevabını bulduk. Şimdi geldik üçüncü soruya çocuklar. Evet, bu iki adımlı problemleri iyi anlayalım. Önemli bunlar çocuklar. Evet, geldik üçüncü soruya. Evet, bu problemleri doğru çözebilmemizin yolu doğru okumaktan geçiyor. Yani doğru anlayarak okumamız lazım, düzgün okumamız lazım. Okuyamazsak, eğer yanlış okursak iyi anlayamayız ve soruyu doğru yanıtlayamayız. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Sayfamızın son sorusuna bakalım. Üçüncü soruya. 27 tane eriğim vardı demiş. 27'yi şuraya yazayım unutmamak için. 27 tane eriğim varmış. Başlangıçta 27 eriği varmış, değil mi? Çok güzel. 27 tane eriği varmış. Erikler de daha çıkmadı. Çıksa da yesek, değil mi? Biraz daha erikler çıkacak. Yiyebileceğiz. 27 tane eriği varmış. Eriklerin 9 tanesini yemiş. 9 tanesini yerse erikler artar mı, azalır mı? 9 tanesini yedim demiş. Sizce yiyince artacak mı, azalacak mı? Kim söylemek ister? Mesajda yazabilirsiniz, parmakta kaldırabilirsiniz. Hatice, artar mı, azalır mı yersek? Azalır Azalır. Artar mı, azalır mı? Mesajda yazabilirsiniz, parmakta kaldırabilirsiniz. Artar mı, azalır mı 7 tanesini yediğimde? İbrahim azalacak demiş. Muhammed azalır demiş. Cennet azalacak demiş. Zerrin azalır demiş. Halil azalır demiş. Sarp, sence azalır mı, artar mı yersek? azalır. Artar mı, azalır mı? Azalır değil mi? Cem de azalır demiş. Halil de azalır demiş. Azalır demiş. Azaldığına göre biz hangi işlemi yapacağız? Çıkarmayı, değil mi? Azaldığına göre biz çıkartma işlemi. Azra da azalır demiş.
Çıkartma işlemi yapacağız. Çıkartmayı işaretledik. Çünkü erikler azalır. Çünkü'ye de ne yazalım? Erikler azalır. Erikler azalır. Çıkartma yapacağız. Yani ilk önce 27'den 9'u çıkartacağız evvela. 27'nin altına 9 yazdım ama 9'u dikkat edin, 7'nin altına yazmanız gerekiyor. 7'nin altına yazdık, çıkartıyoruz. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşu 2 diye bir tanesini bize verdi. Bir kaldı. Biz 7'ydik. Bir 10'luk aldık. Ne oldu? 17 oldu. 17. Biz 17 olduk. Şimdi çıkarabiliriz. 17'den 9 çıkarsa 17'den 9 çıkarsa 8. 1'in altında bir şey yok. Direkt geçer. 18. Evet. 18 tane eriğimiz kalmış. İlk işlemin sonunda. Bekle, geçirmeyin. Birazdan geçirirsiniz. 18 tane eriğimiz kalmış. Yanına da yazıyorum. 18 kaldı. 18 tane eriğimiz kaldı. Devam ediyoruz. Annem bana 11 erik daha aldı. Şimdi 18 eriğimiz kalmıştı ya. Annemiz 11 erik daha almış. Annem 11 erik daha alırsa eriklerim azalır mı, artar mı? Kim söyleyecek? Annem 11 erik daha alırsa azalacak mı, eriklerim artacak mı? Hatice? Artacak. Artar. Habil de artar demiş. İbrahim de artar demiş. Sen? Artar. 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 Cem de artar demiş. Halil de artar demiş. Muhammed de artar demiş. Evet, derse katılmayan da katılsın. Evet, annemiz 11 erik daha alırsa artar değil mi? Artar. Annem 11 erik daha alırsa artar. Cennet de artar dedi. Azra da artar dedi. Eyüp de artar dedi. Artacak. E, arttığına göre çocuklar, toplama mı yapacağız ikinci işlemde? Çıkartma mı yapacağız? Onu da söyleyin. Kim söylemek ister? Toplama mı? Çıkartma mı? Hatice artar dedi. Toplama mı, çıkartma mı, arttığına göre? Hatice, toplama mı, çıkartma mı? Toplama öğretmenim. Toplama. Avin de toplama dedi. Saat toplama mı, çıkartma mı? Toplama. Toplama. İbrahim de toplama demiş. Cem de toplama demiş. Evet, arttığına göre annem, çünkü 11 erik aldı. Erik sayım arttı. Arttığına göre toplama yapacağız değil mi? Toplamayı işaretledik. Çünkü'ye de erikler artar diyeceğim. Erikler artar. Evet, toplama. Neyle neyi toplayacağız? 18 eriğimiz kalmıştı en son değil mi? İlk işlemde. 18'de bakın, 27'den çıkartmayın ha. Çünkü eriğimiz 18 tane kalmıştı. 18 ile 11'i arttığı için topluyoruz. Toplama. 18 ile 11'i topluyoruz. Toplama basit. 8 bir daha. 9 birlik. 1 bir daha. 2 onluk. Yani cevabımız 29 olarak bulduk. Toplama yaptık attığı için. Çünkü annemiz 11 tane daha erik kalmıştı. 29 bizim cevabımız. En sonda 29 tane eriğimiz kaldı. Evet, bu üçüncü sorunun cevabını geçirin çocuklar. Bu sayfayı çözdük. Sayfa 122 yapıldı, bitti. Sayfa 122'yi çözdük. Üçüncü sorunun cevabını geçirin. Bekliyorum.
Ekranda nasıl görüyorsanız o şekilde geçiriyorsunuz. İkinci soru da buradaydı. Üçüncü soru burada. Evet, üçüncü soruyu geçirelim. Geçirmeliyiz. Evet. Geçirelim. Evet, bir sonraki sayfada çocuklar gene bu şekilde iki adımlı işlemler devam ediyor sayfa 123'te. Aynıları gibi sorularımız devam ediyor sayfa 123'te. Dördüncü, beşinci, altıncı soru var. Üç tane sorumuz var. 122'de olduğu gibi. Bir sonraki sayfa, sayfa 123 ödev işaret koyalım. Bir sonraki sayfa ödev siz canlı yayın ettikten sonra yapacaksınız gün içinde. Sayfa 123 ödev. Evet. Evet, sadece sayfa 123 ödev. Matematik kitabından sadece sayfa 123 ödev. Tamam mı? Bu sayfa. Evet, ödevleri yapıyoruz değil mi çocuklar? Bu verdiğim ödevler havada kalmıyor. Ödev... Evet öğretmenim yapıyoruz. Evet, evet öğretmenim yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Evet öğretmenim. Evet öğretmenim yapıyoruz. Tamam. Evet öğretmenim yapıyoruz. Yapıyoruz öğretmenim. Tamam. Evet çocuklar, matematik dersimizin sonuna geldik. 15 dakika aramız var. Sonra Türkçe dersinde görüşürüz. Bay bay öğretmenim. Öğretmenim. 15 dakika sonra görüşürüz. Görüşürüz. Size kalp de yolladım. Hepinizi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.